Evet gençler, işte mekan burası. Vay, harikaymış baba ya. Çok banal değil mi ya? Evet ya, çok banal abi. Ya tamam da önemli olan sevgiyle oturmak. Sevdikten sonra her yer cennettir. Tabii canım, sevdikten sonra... Ya Ceylin, ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya? Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Ne yapıyorsun sen ya? Abimi Berat teyze ölmüş. Tanıyor muydun? Tanımam ben. Tanımıyorum. Doğru, tanımıyorum ben. Hayda. Ya yan konakta yaşıyormuş. 62 yaşındaymış. Bak zavallı nasıl var ya, tüy gibi ya. Allah rahmet eylesin. Artık girelim mi? Tabii tabii. Siz girin. Emin kim ki ya? Emin girmesin. Git gel lan. Git gir. Bak giriyor giriyor ya. Ya birlikte giriyoruz işte. Tamam, yürü be. Tamam. Ve hafta sonu tatilimiz başlasın. Fatih, power bank var mı ya? Sırası mı lan şimdi? Ve hafta sonu tatilimiz baş... Aşkım niye bağırıyorsun ya? Ya aşkım niye bozuyorsun ya? İşte heyecan, mutluluk, gaz. Heyecan, mutluluk, gaz. Hepsini sen ver. Ben vermeyeyim değil mi? Emin kim vermesin ya? Başın sağ olsun Umut. Evet, sağ ol işte. Oh, tatil yaptım. Ekibe bak ya, ver şunu. Çekil. Ölümü tadarlar ama korkmazsan her geçen gün daha...
Aşkım ya, hafta sonu tatil için şahane bir ev burası. O kadar çalıştık, yorulduk. Vallahi sınav öncesi stres atmak için harika bir şey bu. Hadi ne duruyoruz, girelim içeri. Sakın yapmayın çocuklar. Ne yapmayalım ya? Havluları mı çalmayalım? Bartu. Tamam, yastık kılıflarını ve şampuanları da çalmam. Bartu. Otele gelmedik Bartu. O dediklerim burada yok zaten. Neyi yapmayacağız o zaman? Bilmiyorum. Ve bilmemek de hiç hoşuma gitmiyor. Benim bir fikrim var aslında. Nedir? Teyzeye soralım. Mantıklı. Neyi yapmayalım teyze? O konağa sakın girmeyin. O eve giren hiç kimse geri dönmedi. Hiç kimse. Nasıl yani, neden? O konağa üç harfler musallat olmuş ve giren herkes... Ölüyor mu? Sakın girmeyin çocuklar, sakın. Tamam o zaman, hadi gidelim. Sanki evin gizemli bir havası var gibi. Ha. Bu pencere az önce açık değil miydi? Bu evde çok tuhaf şeyler oluyor. Açık olan pencere Umutların odasıydı tatlım. Ha, ben de diyorum. Neyse, açalım da biraz havalansın bari oda. Nihayet baş başa kaldık aşkım. Hiç aklımdan yaramazlık geçirme. En fazla öpebilirsin. Hayda. Ya ama aşkım, ya şimdi biliyorsun ki... Tamam Nur, tamam. Yapma şunu. Ne diyorsan o olsun. Şu fotoğraftaki kadın ne kadar çok bana benziyor. Bu sensin zaten. Instagram profil fotoğrafın. Burada ne işi var onun? Neyse, boş ver şimdi onu. Bak, yanlış yapıyorsun. Yanlış yapmıyorum, aynı. Bengisu benim olacak. Kazandım be. Bengisu benimdir abi. Hem bilek güreşini kazan hem de Bengisu ile sevmiş. Olur mu lan? Zaten Bengisu için yapmıyoruz bunu. Tek bir kelime bile söyleme. Çünkü inanırım. Emin. Sen hastasın abi, gerçekten hastasın. Tabii ya. Hasta benim değil mi? Hep hasta benim. Bengisu. Niye ben getiriyorum suyu ya? Ya Allah Allah! Bana bak, tane tane söyle, ne oldu? İyi misin? Nefes al. Sakin. Getirdim. Hadi güzelim, söyle şimdi, ne oldu? Şarj aletimi evde unutmuşum. Hay derdini sikeyim ben senin ya. Aşkım. Ne var ya, haksız mıyım? Bence haklı. Ya tamam, haklı da küfür etmesi mi gerekiyor? Bence de etmemen gerekiyor abi. Ya sen ne biçim bir karaktersin ya? Sen de haklısın abi şimdi. Kalk kızım, kalk. Kalk, kalk. Kalk canım. Kalk. Bengisu, hadi yeter artık, asma suratını. Ya amma abarttın ha. Yarın alırız işte sana bir şarj aleti. Oh. Yarına çıkabilirsek tabii. Çık, çık,
Bakarız abi ya, ne olacak? Hem gelirken gördüm ben, 1 milyoncu var, alırız oradan işte, ucuz hallederiz ya. Oğlum onu demiyorum lan. Yarına sağ çıkabilirsek yani. Ne demek istiyorsun sen Fatih? Yani yarın ölmezsek demek istiyor Ceylin. Ya onu anladık herhalde. Niye öyle bir şey dediğini anlamaya çalışıyorum. Siz bu evin hikayesini bilmiyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben biliyorum. Ne? Şaka lan şaka, ben de bilmiyorum. Nereden bileyim? Neymiş evin hikayesi? Hazır mısınız? Ayda. Ya Bengisu, sana şu fön makinesinin fişini çek demedim mi ben ya? Ay unuttum ben onu. Bengisu, korktuysan yanına geleyim canım. Abi korktuysa korktu, ne işin var senin orada ya? Sana ne? Ya zaten bu bardak ne alaka? Bende niye ince belli bardak var ha? Ya başka ince belli bulamazsın diye olabilir mi acaba? Niye? Bengisu burada ya. Ne? Top hop. Ne var ne? Bilek görüş yaptık o kadar. Ne var ne? Bilek görüş yaptık o kadar. Şalter yanmış gençler. Bu gece karanlıktayız. Hayda. Fatih'in lafı. Hayda. E ne yapacağız şimdi? Of, ben çok sıkıldım. Sıkıldın mı? Evet. Sessiz sinema oynayalım mı? Ne sessiz sineması ya? Aynen ya. Ulan 6 kişi bir araya gelince hemen sessiz sinema oynayalım diyorsunuz ya. Uyusak mı? Ya da uykumuzu mu kaçırsak? Nasıl? E korku hikayeleri anlatalım. Gece gece icat çıkarmayın be. Bana uyar ya. Bana da uyar. Bengisu. Olur. Ama korkunç olmasın. Romantik komedi mi olsun Bengisu? Korku hikayesi diyoruz zaten. İyi be tamam. Bir şey demedim. O zaman oy çokluğuyla karar verilmiştir. Ceylin. Hadi itiraz etme sen de. Birazcık eğleneceğiz. İyi peki. Kim anlatıyor? Ben anlatacağım. Kırmızı tuttum, yeşil tuttum, ayna, kilit hepsi bende. Tamam hadi anlat bari. Ben niye anlatıyorum ya? Ulan kendin istedin ya. Doğru, ben istedim, ben anlatacağım. Yaklaş. Böyle hikayelere hiç inanmazdım, tamam mı? Ta ki dayımla yengemin başına gelene kadar. Yengemin rahmetli olduğu gün dayımla yengem uyurken yengem böyle birden bir kabustan uyanmış. Sonra önünden birinin geçtiğini fark etmiş. Sonra sesler duymuş. Takır, tukur, takır, tukur. Hemen dayım uyandırmış. Dayım da kedidir kedi deyip geçiştirmiş. Sonra tekrar uyumuşlar. Sonra yengem tekrar uyanmış. Aşağı kattan bebek ağlamasına benzer sesler duymuş. Sesler artınca dayanamamış ve kalkmış. Seslerin geldiği odaya doğru ağır adımlarla ilerlemiş. O ilerledikçe de sesler artıyormuş. Yengem kapının önüne gelmiş. Biraz bekledikten sonra dayanamamış ve kapıyı açmış. Ne görmüş? 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 Kediymiş ya. Ya Alp abi be. Yengemi rahmetli olduğu gün dedin. Ya o sabah yengemi trafik kazasında kaybettik. Bu tür hikayelere hiç inanmam dedin. Ya evde kedinin ne işi var diye düşünüp dururdum hep. Bebek sesleri de kedi mi yavlaması tabii. Tabii. Aa, bebek kedi miymiş? Bengisu'cum boş versen, boş ver. Ya bana bakın, gelin.
Siz bu evin gerçek hikayesini merak ediyor musunuz? Evet. Anlatsana abi. Ya artık yeter abi, saçmalamayın ya. Anlat aşkım, dinliyoruz. Yıl 1918. Yani bundan tam 100 yıl önce. Darülbedai'ye ilk kız öğrenciler alındı. Öğrencilerin adları Bedire, Refika, Memdua, Beyza ve Afife Jale'ydi. Ya Ceylin, bir bozma işte. Ya yanlış bir şey mi söyledim Nur? Kültürlen sen de biraz. Tam 100 yıl önce bugün bu evde yaşananlar sır gibi saklanmış. O gün Darülfünun'un şahane öğrencilerinden 6 genç bu konağa gelmişler. İlk gün hiçbir şey olmamış. Ama ikinci günün gecesinde içlerinden biri aniden ölmüş. Sonra bir başkası. Sonra bir başkası. 90. Ve 3 kişi kaldıklarında onu görmüşler. Kime? İsmini söyleyemem. Ama kısa, simsiyah. Gözlerinden ateş çıkan huysuz bir... Ay tamam söyle, yeter, anladık. Anladık hepimiz, tamam. Rivayet odur ki bu konak diğer alemle dünya arasında bir kara delikmiş. Ve ne zaman birileri bu konağa yerleşmeye kalksa teker teker öldürülüyorlarmış. Ha lan, kirası o yüzden düşük buranın ya. Bir de güneş almıyor abi, o var. Ya güneş almıyor da burası merkezi. Merkezi ama bak, ahşap ev, nasıl ısıtacaksın burayı? Ya ısıtmaya geç, metrobüs geçecek diyorlar. Ya tamam, daha uzatacak mısınız? İşte o gün bugündür bu evin adı Büyülü Ev olarak anılmış. Ev mi? Ya hani konaktı abi burası? Ulan konak diye ev mi tuttun ya? Haklısın lan. Bu konak parası topladı, ev tuttu. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Sana hiç yakıştıramadım bunu Fatih. Abi bunlar neyin kafasını yaşıyor ya? Bengisu, sen hiç korkmamış gibisin. 2016-98, 2017-99, 2018... 100. Evet, tam 100 yıl önceymiş. Of Bengisu ya. Hayda. Yanlış mı saydım Ceylin? Çok doğru saydım. Nur niye kızdı o zaman? Nur! Nur! Yanlış saymamışım. Kızmana gerek yok. Neyse Bengüs'cüğüm, hadi gel biz de yatalım artık ya. Üf. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Beni bekle. Bana bak. Heh. Sen inandın mı bu hikayeye? İnandım abi ya. Ya bence hiç inandırıcı değildi. Ya tabii bence de inandırıcı değildi ama gerçekçiydi yani. Ya asıl gerçekçi değildi. Ya tamam gerçekçi de değildi ama abi korkuttu ya. Ya ben hiç korkmadım. Ya tamam ben de korkmadım aslında. Ya bana bak. Senin kendi fikrin yok mu ya? Tümer Metin'le Mustafa Denizli gibi olduk. Bana karşı niye kıvırıyorsun sen? Kıvırmak gibi değil abi de yani işte. Ya tamam tamam dur, onu geç. Bengisu canımcığım. Korkmuştur. Tek başına uyuyamaz. Aa, mesajı aldım kanka. Gel ziyaret edelim. Şey diyeceğim. Sen de Ceylin'le yürüsene ya. Tabii ya, Ceylin'le de ben yürüyeyim. Aa, biraz müzik her şeyi çözer. Sen de benim düşündüğümü düşünüyor musun? Evet. Ya çok saçma değil mi sence de? Kesinlikle çok saçmaydı. Bebek kedi ne alaka yani? Ya Bengisu. Efendim aşkım? Ay yok bir şey ya, iyi geceler. Kızlar. Son 2-3-4. İşte geldik Bengisu. Gel. Yanlış çalıyorsun. Nasıl yanlış çalıyorum ya? Yanlış çalıyorsun abi. Ya he, tabii hep ben yanlış çalıyorum değil mi? Al sen çal, al.
Ver abi, ver. Al bakayım al. Ne yapacaksın merak ediyorum. İşte geldik Bengisu, geldik odana Bengisu. Neredesin kız bu Bengisu? Tamam kesin ya. Allah Allah. Kızlar, siz de bizim düşündüğümüzü mü düşünüyorsunuz? Vallahi ben o sofa bir daha girmem. Ya Allah aşkına Emin, sence sen de benim aynı şeyi düşünmemiz mümkün mü? Ne gülüyorsun lan? Kusura bakma Emin'cim. Ya Umut Allah aşkına Emin neyse de senin herhangi bir şey düşünmen mümkün mü? Neyse uzatmayla niye geldiniz? Geldik öyle. Oo bensiz sohbet ha? Hanımefendi burada tripleri yalnızca ben atarım. Gençler herkes yukarı gelsin. Ne? Aa. Ne dedi o ya? Bilmem. Şey, herkes kışıyla yesin. Hermes taşağımı yesin. Ya saçmalamayın ya. Bence de ya. Koskoca Zeus'un oğluna denecek laf mı abi o ya? Ya bana bakın. Yukarı gelin diyorum ya. Niye gelmiyorsunuz? Sana o lafı hiç yakıştıramadım Fatih söyleyeyim. Aşkım niye gelelim? Ya size bir sürprizim var. Gelin hadi. Hadi. İyi tamam. Hadi, hadi gidelim o zaman. Geç geç. Ya nereye gidiyoruz ya? Evet gençler. Nasıl? Sürprizimi beğendiniz mi? Ya. Sıkıcı. Kim? Gereksiz. Bence de bu ne be? Bence harika bir fikir. Ya hadi ruh çağırıyoruz. İtiraz istemiyorum. Herkes geçsin otursun bir yere. Ya aşkım yapmasak. Ya aşkım çok eğleneceğiz. Söz veriyorum. Ya öyle bir şey yok ki. Yani ben inanmıyorum. Çok gereksiz. E tamam Ceylin sen de olmadığını kanıtlarsın. Hadi gel. Nasıl çağıracağımızı bilen var mı? Ya aslında ben... Ben biliyorum. Nasıl çağıracağız? Rıhçağ ruh çağırma sistemine hoş geldiniz. For English, press 9. Abi bunlar 9'a bastı ya. E tamam oğlum İngilizce konuş sen de. Abi bende İngilizce yok. İlk kez birisi 9'a bastı, heyecan yaptım. İşe alınırken var demedin mi? E orta seviye dedim abi. Onlar da 7 ha. Sende hiç İngilizce yok değil mi şimdi? Yok abi. Oğlum sen ne üçkağıtçı adammışsın ya. Lan sen Arapça bilmiyor muydun? Biliyorum abi. E sor bakalım. Belki Arapça biliyorlardır. E, Arapça biliyor musunuz peki? Gençler, Arapça bilen var mı? Abi bizde yok. Allah Allah, nasıl yapsak ki? Ya abi, ayıp olmayacaksa benim bir fikrim var. Ne demek kardeşim, buyur. Türkçe çağırsak olmuyor mu? Abi Türkçe çağıralım diyorlar. Hani, Türkçe çağırsalar olur mu? Ne diyorsun abi? Olmaz kardeşim ya. Sistemde 9'a bastılar, başımıza iş alırız. Bak zaten İngilizce de bilmiyormuşsun. Basmamış gibi yapsak. Biz kimseye söylemeyiz valla. Abi kimseye söylemeyeceklermiş. Lan olmaz oğlum, manyak mısın? Kapat şunu. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aa. Kapattı. Ne yapacağız şimdi? Şarjı bitti. Aşkım ne yapacağız şimdi? Ya ben nasıl çağıracağımızı biliyorum. Saçmalamayı kesin de bana eşlik edin hadi. Hadi herkes el ele tutuşsun. Gözlerinizi de kapatın. Aşkım bu el boşta kaldı. Ben nereye tutayım? Allah Allah. Ya herkes kendini olaya verebilir mi lütfen? Ciddi bir iş yapıyoruz şurada. Ey ruhlar aleminin fani dünyadaki rehzenleri. Ey ruhlar alemi. Ey rehzenler. Ey gidi Karadeniz. Karadeniz mi? Hayda. O neden öyle oldu ya?
Gayet iyi de başlamıştım halbuki. Ağız alışkanlığı aşkım, devam et sen. Tamam hadi. Ey bu konağa nasıl sahiplerinin ruhları. Sizleri çağırıyoruz. Ey ruh! Geldiysen bir işaret ver. Kötü, çok konuşur. Dirsek atan, rahatsız başlığa başlamış. Size hep bir şeyler söyledik. Dedik ki arkadaşlar, biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gideriz. Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama ne diyeceğim, ne olursa olsun. 2000 ruhu geldi lan. Aa! 2000 ruhu nereye sığdıracağız biz şimdi? Saçmalamayın be. Hatlar karıştı sanırım. Hadi tekrar deneyelim. Hadi. Ey bu konağa nasıl sahiplerinin ruhları. Sizleri çağırıyoruz. Geldiysen kapıya 3 defa vur. Geldi mi? Vallahi geldi. Çalar çalar gider ya. Açmayacak mıyız? Ben açtım. Aa, hakikaten gidiyor lan. İnanılmaz bir kız ya. Bengisu ne? Tuz ruhu. Ey ruhlar alemi. Yapacağınız espriyi sikeyim. Ya abi, bunlar yağmur yağmıyor diye gelmiyor olmasınlar ya. Mantıklı. Ruhsar mı lan bu? Ne bileyim lan ben. Ya hadi hadi tekrar. Ya yeter. Gelmiyorsa gelmiyor işte, uzatma. Eğer gelmedilerse o tuz ruhunu oraya kim koydu? Yoksa. Aa, yeter bir de ben deneyim. Bana kimse karşı koyamaz. Ha. Ey ruh, geldin mi? Geldim. Ne getirdin? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Gece gece kara kedi değil mi kız? Üç harfleri başımıza toplayacaksın. Zaten topladınız. Ya demiştim abi işte, demiştim size ya. Ruh çağırmayalım demiştim ya. Ben demedim değil mi Umut? Çarpacağım şimdi bir tane. Dedin abi, sen dedin de bu dört Fatih'iz şu işte. Hayda. Aşkım ne yapacağız şimdi? Ya ne bileyim amına koyayım. Ruh kardeş, nasılsınız acaba? Ruh değil, güzel kardeşim. Cinim be. Ne diyor? Ruh değilmiş, cinmiş. Ya cin deme, üç harfli desene şuna ya. Ya. Ya güzel ablacığım, biz salak mıyız? Üç harfliler deyince bizden bahsettiğini sanmadık mı yıllardır? Sizden de hiçbir şey kaçmıyor. Cin gibisiniz maşallah. Sen bana mı yürüyorsun kız? Ya yürümek gibi değil de cincim. Şimdi siz buraya geldiğinize göre bizim 3 dilek hakkımız var değil mi? Bu cin o cin değil kızım ya. Ha. Evet var güzelim. 3 dilek hakkın için yanıma gelmen gerekiyor. Aşağıdaki odada bekliyorum seni. Arkadaşlar ben gidip geliyorum. Bengüsü gitme. Kıskanma be. Gerçekten gitti ya. Arkadaşlar biz burada mı duracağız? Biz de gidelim. Hadi gidelim. Burada 4 tane oda var. Hangisindesin? Bengüsü dur. Dur 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 dur. Sesimi... Ne yapıyorsun? Bengisu yapma. Oh, çok soğuk oldu. Buz. Soğuk, soğuk. Ilık. Ilıklaşıyor bebeğim. Sıcak, çok sıcak. Aç derseniz açarım. Ben küçük hissediyorum, açsın. Hı? O zaman ondan geriye sayıyor muyuz? Hadi hep beraber. On. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Lanet olsun, şarjı bitmiş. Benimki de bitmiş. Benimki de bitmiş. Benim bitmemiş ama dakikam yok. İşte şimdi sıçtık. Bana bak, onu buraya sen getirdin, Allah'ın belası. Nasıl getirdiysen öyle götür şimdi. Cengiz sakin ol. Yani ben sakin olacağım diye, görmüyor musunuz olanları? Tutturdunuz ruh çağıralım diye. Bengüsü öldü ya. Abi Ceylin haklı ya. Nasıl getirdiysen götür şunu, gözünü seveyim ya. Ne bileyim tersler oku bir şeyler yap. Böyle gümüş gümüş getir, soğan getir, olmuyor mu da? Nasıl göndereceğimi bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Nasıl göndereceğiz Fatih? Bilmiyorum, yemin ederim. Ben biliyorum. Ciddi misin abi? Vallahi ya. Nasıl abi? Gel aşağıya anlatayım. Aşkım gitme. Kanka saçmalıyorsun ya. Ama ne demişler? İlim cinde bile olsa gideceksin. Aşkım o laf öyle değil ki ya. Gitti lan. Türkçe karakter sorunu varsa demek. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Boş dön, Allah sevmezmiş. Biz de gideceğiz. Ben hiçbir yere gitmiyorum vallahi. Ceylin, ayrılmamalıyız. Ya o zaman siz de gitmeyin. Tabii ya. Hep biz gidelim, sen kal değil mi? Hadi arkadaşlar. Aşkım. Ya sizin ne işiniz var burada? Çıkın yukarı, kendi başıma açabilirim. Kanka, sana desteğe geldik. Yalnız abi bu sefer ondan geriye saymayalım. Bak uğursuz geldi. Tamam, şey yapalım bak. Heh. Leş gibi kokuyor ya. Aman. Sirkeli okunmuş su. Adamın ateşini mi düşüreceksin Ceylin? Ya bir iki dakika saçmalamayın ya. Hem biz onun okumuş olduğunu nereden bileceğiz? E bak. Ben ikna oldum. Arkadaşlar, 4 kişi kaldık. Lütfen artık bir şeyler yapalım ya. Bir plan yapmamız lazım. Benim bir fikrim var. Nedir? Abi sen ciddi misin ya? Ya hadi dilin değil, elin çalışsın biraz, at. Hoppa! Hoppa! Çok ortak. Tebrikler be. Tebrikler. Tebrikler. Selam Ceylin, nereden? Adam burada bile yürüdü lan. Oha. O değil de cin ne olacak? Bir oralet söyledi içecek gençler. Pis yancı be. Pislik herif. Çık git, çık. Tabii ya. Ciniz ya. Bir oralet içmeye bile hakkımız yok. Eyvallah. Hey cin kardeş. Hepimiz hata yapabiliriz. İnsanız sonuçta. Sen de kendimi görüyorum. Hadi gel, affet bizleri. Rüzgar yüzü dilese de dal kırıldı bir kere. Ey Allah kahretmesin seni be. Aman hadi git, boş ver, boş ver. Klişegillere damat gidesin inşallah. Amin. Hep sen yüzüyorum lan. Ya laflara bak ya. Biz neyiz ki cinimiz ne olsun? Artık bundan kurtulmamız farz oldu gençler. Bir plan yapmalıyız. Konuşmaya ne dersiniz? Yok abi, konuşunca ne olduğunu gördük ya. Ya ben onun dilinden anlarım. Hem konuşursak ne kaybederiz ki?
Ben karışmıyorum, ne yaparsanız yapın. O nasıl laf öyle Nur, saçmalama. Hayda. Sakın ama sakın bir daha bu lafı söyleme. Bu Fatih'in en sevdiği sözdü. Fatih gitti sözü kaldı bana Yadigar. Özür dilerim Nur. O kadar zaman geçti. Hala acısını içimde hissediyorum. Sanki az önce buradaydı. Bizimleydi. Bu zor günler geçecek Nur. Hepimiz özlüyoruz onu. Alışmak zorundayız yokluğuna. Artık planla hareket etmeliyiz. Bir kişi daha kaybedemeyiz. Benimle misiniz? Seninleyiz. 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 O zaman birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Bu olmaz. Bu senin. Al. Sen de bunu al. Bunu da ben aldım. Süper. Ne var canım? Kalem kılıçtan keskindir. Neyse, planı açıklıyorum. Nur'la ben aşağıdaki odalara bakıyoruz. Umut sen bodruma, Emin sen de aşağıdaki oturma odasına bakıyorsun. Kim görürse o an öldürüyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi gel. Ben sürekli taş çaldım lan. Oğlum ben de bitmedim zaten. Böyle el mi olur lan? Neyse sana doyum olmaz o zaman. Sana da kardeşim malum öcümücü tokatlamaca ben gidiyorum. Adamsın adam. Sen ciddisin ya. Cesetler yok. Kan izleri şu odaya doğru gidiyor. Görüş gözlükleri var, onları al. Oha. Ya yemin ediyorum gerizekalısın sen ya. Şaka yapmanın sırası mı şimdi Ceylin? Ya koskoca gözlükler arka cebime nasıl sığsın Nur? Şu odaya bıraktım. Hadi gidip onları alalım önce. Ben ne yapacaktım ya? Tut şunu. Sende gece görüş gözlüğünün ne işi var? Annemin yadigarı. Ona da annesi vermiş. Ya bizde bir aile geleneği gibi bir şey. İşte buradalar. Al şunu. Hadi hadi. Görev devam ediyor. Şeytan götürdü. Bengisu burada. Başka bir şey görüyor musun? Hayır, sen? Hiçbir şey görmüyorum. Neden? Karanlık. Gözlük çalışmıyor mu? Ne var canım? Saçım önüme düşüyordu. Ya cin değil, sen beni öldüreceksin Nur. Bana alanda gözlük mü taksaydım Kro gibi? Neyse Nur, anlaşılan burası temiz. Hadi çıkalım artık. Yoksa katil olacağım. Bobby, çıkma teklifi mi? Ya Nur, çık!
Duyuyor musun? Şşş. İçeride. Hoppa. Bilek bu, bilek fırıncı kredi. Al bakayım şunu. Hadi eve. Ne yapacağız şimdi? Harekete geçeceğiz Nur. Hazır mısın? Üçten geriye sayıyorum. Sıfır diyecek misin? Bilmem. Birde mi girelim, sıfırda mı? En iyisi ben üçe kadar sayayım. Anlaştık. Bir, iki, üç. Zeki Müren, al şunu çocuğu. Ha, bırak sen de. Atarım seni yerine. Emin, sen kimle tavla oynuyorsun ya? Kendimle oynuyorum ya. Çok sıkıldım. Kim kazanıyor peki? Tabii ki ben kazanıyorum. O da soru mu? Geri zekalı, hiç bilmiyor. Umut nerede? Bilmem, daha gelmedi ki. Of, neyse. Sen oturma odasına baktın mı? Temiz mi? Temiz değilse yerleri mi sileceksin Ceylin? Ya ben o anlamda mı dedim Nur? Baktın mı? Temiz mi? Ya ben de ne yapacaktım diyordum ya. Tamam tamam. Aklımdan çıkmış aklımdan. Hemen bakıp geliyorum ben. Merak etmeyin ya. Aklımdan çıkmış. Bir an gitmiş demek. Umut'un hala gelmemesi çok ilginç. Belki işi çıkmıştır ya. Ya Nur, Allah aşkına daha fazla konuşup benim tepemin tasını attırma ya. Gel hadi. Yok. İncin top oynuyor. Ay bari. Cin mi? Dur, yoksa vururum. Tüm silahlarınızı yere bırakın. Bırakın, bırakın. Silahları bırak. Yoksa... Ya tamam, bıraktık işte. Daha fazla ne istiyorsun bizden? O kadar kolay değil Ceylin Hanım. Ceylin mi? Adını nereden biliyorsun? O benim repliğim. Ceylin mi? Adamı nereden biliyorsun? Sizin hakkınızda her şeyi biliyorum. Ya geleceği de biliyor musun sen? Geleceğinizi de biliyorum. Abi bak bokunu yiyeyim. Beni bırak ya. Gözünü yağlayayım. Bırak beni abi lütfen ya. Abi bokunu yiyeyim. Falıma bakar mısın? Abi bölüyorum ama. Arkadaşlar abi bir dakika iner misin? Bir aşağı alayım abi seni. Oh be. Arkadaşlar, ben çıkıyorum. Ne çıkması be? Filmin yarısı geldi. E'si ben sözlük yazarıyım. Abi, tanıştığıma çok memnun oldum. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Kızlar, size de başarılar. Abi ben 10 dakikaya birini yolluyorum. Siz de ara vermiş, dinlenmiş olursunuz, tamam mı? Görüşürüz, başarılar. Amına koyayım, az sıkın diyorum şunu ya. Boğulacağım lan burada. Ne oluyor lan? Ben hesap vermem, hesap sorarım aslanım. Filmi zannettin lan sen bunu. Sen kime racon kesiyorsun lan? Ben racon kesmem. Kafa keserim. Olacağını iyi biliyorsunuz.
Otursatılır mı lan gerizekalı? Kalk lan oradan, kalk! Etek mi oynayacaksın? Benim ortağım var. Devam edin hadi. Ya ne diyorsun anlamıyorum. Ya taşla diyorum gerizekalı. Attığı taşlara bak ona göre bir şey at. Tamam. Ay şeytan taşladım. Allah belanı versin ya. Bir siktir git kızım şuradan ya. Ama ne yapayım tutamadım kendimi. Biz ne ara bu hale geldik ya? O zaman gösteri başlasın. Bir şey söyle ne yapacağız? Yapacak hiçbir şey yok. Sona kadar savaşacağız. Yakaladım. Dur sen kaç ben ilgilenirim. Şu gel benimle. Lanet olsun kitlemişler. Çok fena vurdu abi. Anahtarı ver. Ne anahtar abi? Anahtar yok mu lan sende? Yok al demedin ki abi. Ah kahretsin. Bir kere iki oldular ne yapacağız şimdi? İki tane cin. Saçmalama kızım cin falan değil onlar anlamadın mı? E ne onlar? Ya Umut'u en son ne zaman gördün Nur? Yoksa... Ne yapıyorsun sen ya? Abimi Berat teyze ölmüş. Tanıyor muydun? Tanımam ben. Tanımıyorum doğru tanımıyorum ben. Bu pencere az önce açık değil miydi? Açık olan pencere Umutların odasıydı tatlım. Siz bu evin hikayesini bilmiyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben biliyorum. Şaka lan şaka mı? Ben de bilmiyorum ya. Umut'un hala gelmemesi çok ilginç. Eğer gelmedilerse 30 ruhunu oraya kim koydu? İnanmıyorum. Şimdi bir an önce harekete geçmeliyiz. Esrafına bak işe yarar bir şeyler olmalı tamam mı? Nur, sanırım onlar gerçekten cinmiş. Şimdi sıçtık. Çocuğun da günahını aldık boş yere. Ben ne çok severdim rahmetliyi. Çok yazık oldu. Ama etkili. Artık yapacak tek bir şey kaldı. Savaşsa savaş. Kan istiyorum. Kan istiyor. Hiç bana öyle bakma vallahi beni kan tutuyor. Değişime hazır mısın bebek?
Hem de hiç olmadığım kadar. Hadi gel benimle. Tartaraya kaçıyor. Kesinlikle olmadı. Ne düşünüyorsun Watson? Bu olmadı sanki. Ya sen Sherlock? Abartısız kostümleşirse dikkat çekmiyoruz. Ama bu bize görünmezlik özelliği katmıyor. Göğüs bedenlerimiz erkek kıyafetleri için uygun görünmüyor. Koşarken oluşacak basınçtan kaynaklı ani reflekslerimize kısıtlanma olması muhtemel. Kafayı tamamen saran bir şapka takıyor olmam ise saçlarımın bozulması neden oluyor. Ayrıca ferman açıklanmış. Yani? Olmadı. Daha başka bir şeyler bulmamız lazım. Daha başka. Anladım. Ola ola Öykü'yle Berk mi olduk Nur? Olmadı mı? Ya olmadı tabii, şu halimize bak ya. Arkadaş ne zormuş bu iş ya. Buldum. Gel benimle. Kızlar, oyun bitti. Eceliniz geliyor. Ben de geliyorum. Salak, ikimiz eceliz zaten. Pardon abi. Belaya hazır olun. Hem de çifte belaya. Dünyayı yok olmaktan kurtarmak için. İnsanlığı ulusumuzla birleştirmek için. Gerçeğin ve sevginin kötülüklerini açığa vurmak için. Amacımız... yıldızlara ulaşıncaya kadar. Ceylin. Nur. Buket takımı her zaman ışık hızında hareket eder. Ya teslim olun ya da savaşmaya hazır olun. Oha, süper zamanlama. Vallahi istesek olmaz. Buket mi? Ya annemler beni kız bekliyormuş, adım Buket olacakmış. Ceylin. Sanırım artık itiraf etmenin zamanı geldi Nur. Ben aslında şaka şaka, teliften dolayı Buket dedim kızım. Ama çok tatlı değil mi ya? Ben seni yerim. Adın ne senin? Minnoş musun sen? Minnoş olsun mu senin adın? Minnoş çok klişe değil mi ya? Daha özel bir şey olsun bence. Karabaş koyalım mı? Yok, katır koyalım Nur. Ya kediye katır diye isim mi konur? Boncuk olsun o zaman. Yeter lan, işini ettiniz yeter. Din, gel buraya. Artık kozlarımızı paylaşma vakti. Koz da abi. Maça amına okuyayım. Koz maça. El 11 alır. Salak mısın oğlum sen? Pardon abi. Şimdi. Gel buraya. Ata. Şimdi elime düştü işte. Ya parmağım ya. Ya canım nasıl acıttın gerizekalı. Ya ne yapıyorsun be? Etrafta o kadar şey var. Sandalye yerine şemsiye mi seçtin? Örümcek boya. Hem ya nerede? Hem de. Hemen dur burada. Örümcek boya. Hem de. Fikir işi teşekkürler. Çok yoruldum. Ara verelim istersen. Olur. Bir şeyler içmek ister misin? Ay süper olur ya. Thank you.
Teşekkür ederim. Sen aslında iyi huylu birisin. Şartlar mı ablam? Biz de evi geçindiriyoruz sonuçta. Nasıl oluyor sizin işler? Prim usulü mü? İşte musallat olduğumuz insan başına prim. Şartlar nasıl? Kötü be ablam. Sigorta yok. Yolu karşılıyorlar. İşte haftada bir gün izin. Ay bak gerçekten üzüldüm şimdi. İçim bir hoş oldu hatta o derece üzüldüm. İşte bu kadar gerizekalı. Ama beni çok üzdüler. Hep kandırdılar. Ben artık kimseye güvenemiyorum. Ben bu kadar üzülmeyi hak etmedim. Tamam anladık üzüldün. Bayıl artık. Ama beni bu üzenlerin... İşte bu kadar. Ayılıyorlar reis. Nihayet. Neredeyse sabah oldu be. Pislikler! Git de şunu uyandır. Ceylin, Ceylin. Kalk yerine yat kızım, hadi. Ceylin. Ceylin. Ya. Ceylin. Ya. Ceylin. Ya 5 dakika daha. Aa, kalk lan. Ne bağırıyorsun be? Kalk deseniz kalkardık herhalde. Ya bunu bize neden yapıyorsunuz ya? Ne yaptık biz size? Hatırladın mı beni? Ali. İlkokuldan. Herkes Çin Ali kitaplarını çıkarsın bakalım. Fatih'cim senin niye kitabın yok? Neyse canım Ceylin'in kitabından bakarsın. Çin Ali kır gezisinde kitabını okuyacağız. Bakalım Çin Ali nasıl maceralar yaşayacak. Başlıyoruz çocuklar. Aa, hatırlamam mı ya Çin Ali? Ne de çok severdim. Çin Ali değil lan! İlkbahar gelmiş, her taraf yemyeşil olmuştu. Ağaçlar çiçek açmış, her yer çeşitli kır çiçekleriyle dolmuştu. Havada renk renk kelebekler uçuyordu. Çin Ali'nin okulu mahallenin kenarındaydı. Kır gezmeleri başlamıştı. Ceylin, yer değiştirelim mi? Tahtayı hiç göremiyorum da. Hayır, annem yerini kimseye verme dedi. Çocuklar, birbirinizi rahatsız etmeyin. Aa. Ali, otur yerine çocuğum. Ali, yerine otur diyorum. Sıranın üstüne çıkıyorsun çocuğum sen. Ali'cim olmaz ama böyle. Senin yüzünden o yıl tek harf bile öğrenemedim. Sınıfta kaldım ben. Senin yüzünden! Abi çok saçmaymış yalnız. Benim suçum ne peki? Hatırlamadın demek. Ortaokulda. Çocuklar, sizi zorlamayacağım. Herkes önündekiyle birdir bir oynasın. Atlayana 100 vereceğim. Eğilsene biraz, dur. Ya bana ne ya Ezik? O gün atlayamadım ve sınıfta kaldım. Lisede? Yeter lan kısa kes. Git gel başından dön. Onu da anladık. Emin? Üniversitede. Peki Umut? Yüksek lisansta. Şimdi Fatih'i soracağım. Ona da doktoradan diyecek. Adam senden benden fazla okumuş uğraştığı şeylere bak ya. Eğitimci haleti alır. Yükseklik maki kalır. Sırf şu klişen yüzünden bile ölmeye hak ettin sen. Sen soracağım Arzu'dan önce.
sevgilisiydi ya. Buna benziyor muydu? Aşkım! Senin öldüğünü gözlerimizle gördük. Uyusak mı? Ya da uykumuzu mu kaçırsak? Nasıl? Korku hikayeleri anlatalım. Yarına çıkabilirsek tabii. Siz bu evin hikayesini bilmiyor musunuz? Ben biliyorum. Aşkım ne yapacağız şimdi? Ya ne bileyim amına koyayım. Bizim üç dilek hakkımız var değil mi? Bu cin o cin değil kızım ya. Nasıl göndereceğimi bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Nasıl göndereceğiz Fatih? Bilmiyorum yemin ederim. Rivayet odur ki bu konak diğer alemle dünya arasında bir kara delikmiş. Hazır mısınız? Aşkım. Ya sizin ne işiniz var burada? Çıkın yukarı, kendi başıma açabilirim. Kanka, sana desteğe geldik. Yalnız abi bu sefer ondan geriye saymayalım. Bak uğursuz geldi. İşte böyle hanımlar. Peki neden? Biz ne yaptık sana? İlkokuldayken... Şaka şaka. Ali bana bu yılın başında ulaştı. Sizi konağa getirirsem ve ona yardım edersem eğer 50.000 lira vereceğini söyledi. Ben de önce seni tavladım. Sonra arkadaş grubunuza sızdım. Sonrası malum. 50.000 lira için miydi yani? Hayır tabii ki. Asıl planım o sizin işinizi bitirdikten sonra Ali'yi öldürmek. Aha siktir. Bunu içimden söylemedim mi ben? Beni neden öldürüyorsun ulan? Ortaokulda seni sınıfta bırakan öğretmeni sen öldürdün değil mi? Bu konakta hem de. Evet. Ne olmuş? O adam benim babam. Senin baban mıydı? Beklemiyordun değil mi? Bana ulaştıktan sonra anladım öldürenin sen olduğunu. Mehmet Hoca senin baban mıydı? Hiç benzemiyorsunuz. Ya çocukken benziyorduk aslında. O daha ismardı sanki. Biz göçmeniz, anneme çekmiş oyunum. Dayımı görsen mesela tıpkı ben. Aa, var mı fotoğrafı? Tabii var. Aa, burun falan hep aynı bak. Çok hoş adammış yalnız. İşte ona çekmişim ben de. Ali ne yapıyorsun? Saçmalama. Aslan. Demek beni öldürecektim ha? Yani tam olarak öyle de denemez ama. Sıra sende Fatih. Abi yapma, şeytan doldurur. Pardon. Alayım ben onu. Her türlü doldur boşalt için arayabilirsiniz. Abi şeytan diyor ki her türlü doldur boşalt için. Çocuklar. Son duan et. Of beni öldüremezsin ya. Başrolüm abi ben. Ne başrolüm lan? Bu iş çok uzadı. Şimdi sıra sizde. Hanginizden başlayayım? Biz öldürün seni de geçecek. Yapma lütfen yalvarırım. Tamam o zaman. Senden başlayayım. Dur. Bu nedir ya? Yemin ediyorum bir daha kadın öldürmeyeceğim. Meslekten soğutursunuz adamı. Yapma lütfen yalvarırım. Ceylin sen de bir şeyler söylesene. Bak o çözdü işi. Ha ha ha.
Üzgünüm ama bu filmin başrolü benim. Umut, sen ölmedin mi? İşe yarayacağını biliyordum. Siz beni Bodrum'a gönderdiğinizde etrafa baktım. Hiçbir şey bulamadım. Tam çıkacaktım, bir şey gördüm. Geç yap. Hemen planımı yaptım. Eğer ölü taklidi yaparsam beni öldürdüklerini düşünecekler ve bir daha da öldürmek akıllarına gelmeyecekti. Siz bile yediniz zaten. Abi çok zekice ya. Ya filmlerde hep aklıma geliyordu. İşe yarayıp yaramadığını da görmüş olduk. Yarıyormuş. Lütfen birimiz tuzuk çıkmadan çöz artık şu ipleri Umut ya. Vallahi yoruldum. İşte o kadar kolay değil Ceylin'im. Hayda. Umut ne diyorsun sen ya? Saçmalama. Üzgünüm Ceylin. Ya ben düğüm çözemiyorum ya. Küçüklüğümden beri düğümlü ipleri çözemem ben. Ayakkabı bağcıklarını bile başkası bağlar çözer gerçekten. Bıçakla kes o zaman Umut. Salak mısın nesin sen ya? Mantıklı. Ne bekliyoruz burada? Hadi gidelim ya. Ya telefonumu evde unuttum. Ya hadi hadi hızlı ya. Umut bu sefer gerçekten bitti değil mi? Şuna bakıp geliyorum hemen. Hadi hızlı, hızlı güzelim, hızlı.
kaçma, sakın kaçma, sazın sonu yakın. Ağlama ki seslerimiz duyulmasın. Üç harfliler gelsin ve de çıkmasın. Beni öldürme, ben günahsızım. Musallat olurlar bak harbiden, imdat harbiyen bu senin hikayen. Git lan, konaktalar üç harfliler, güç haldeler. Gülünç ölmek üzere amma yok yardım eden. Yandım evet, yani demek kaçtı gitti son tren. Her giden döndü elbet, kimi de sonunu göremeden. Yine de sen bir denesen, bitmeden şu mizansen. Burada şeytanlığa mı değer, Ali kıran baş kesen. Teker teker kayboluş, son bir vuruş, son butuş. Amaç belli, kurtuluş, bir varmış hop bir yokmuş. Daha bir fare doğurmuş ve dokuz köyden kovulmuş. Musallat olmuş gitmiyor, gerisi malumat vuruş. Tarumar ol öl, tünelden sonra ışık var. Tanıklar ya var ya yok, uyaramazsa ihtiyar. Taş yağar an ve an, aydın bu sürden kurt kapar. Korkular ve yalanlar da ölüm kadar manidar. Kaçma sakın kaçma, sakın sonu yakın. Ağlama ki seslerimiz duyulmasın. Üç harfliler gelsin ve de çıkmasın. Beni öldürme, ben günahsızım. Kaçma sakın kaçma, sakın sonu yakın. Ağlama ki seslerimiz duyulmasın. Üç harfliler gelsin ve de çıkmasın. Beni öldürme, ben günahsızım. Tak 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 tak, kapının ardı ruh dolu. Kaç 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 kaç, görünecekler eni konu. Kara baksa değil yine de deli dolu. Deli mi bu, maske ardı adam baktı dedi konuş. Susmam hiç, susmam için, için için yanar içim. Filme gelip ilme girene çelme takma cin abicim. Cinayetim dirayetini kırabilirse altı gencin. Sonu hazin, biraz hazin ve gerisi senin kerametin. Susar mısın, kız ağlıyor duyarsızın uyarması. Ulan nasıl bir kabusa, bitmek bilmez uzar hasım. Kısım kısım bir veda bu, uzan hacım muhatabın. Ben değilim müdür gelsin, fakat şeytan uyanmasın. Herkes gelsin, herbest sensin, enfes kontes sadestensiz. Abes mi dersin, asses versin, çatlak sersin, ahmak mersin. Al kaç dersi, hepsi bir aksi, şahsi seksin. Sana da bir taksi kalma, geri bas git kaç lan. Konakta üç harflerin hepsi. Kaçma sakın kaçma, sakın sonu yakın. Ağlama ki seslerimiz duyulmasın. Üç harfliler gelsin ve de çıkmasın. Beni öldürme, ben günahsızım. Kaçma sakın kaçma, sakın sonu yakın. Ağlama ki seslerimiz duyulmasın. Üç harfliler gelsin ve de çıkmasın. Beni öldürme, ben günahsızım. Korkulardan korkar oldum, dört yanımda soytarı. Sorgu sual bekler melek, hor görülme serseri. Sersefil sende kin, bende in, kimdi cin? İcra etse amaç, öyle tutma oğlum penseyi. Sendeki hobi, bende bir fobi, genel müdür sense komik. Karanlıktan korkma bebek, korku filmi hepsi komik. Trajikomik anılar kur, kur yapmadan önümde dur. Vur başını duvarlara, ver basına yalan haber. Naber oğlum, tek cümlelik kısa gereksiz sohbet. Nerede kaldı eski dostluk, nerede eski muhabbet? Metanet gerekse yedek, kedi de gelsin sürünerek. Yeni hedef, yine reset, velet görsene diyecek. Hor görülmek bir sanatsa başrolünde ben varım. Hoş görünmek bir yalansa dön arkana bak bakayım. Kor ölümde ölü yakın, yine de benim muhatabım. Tantanam da sona yakın, kabul olursa duaların. Kaçma sakın kaçma, sakın sonu yakın. Ağlama ki seslerimiz duyulmasın. Üç harfliler gelsin ve de çıkmasın. Beni öldürme, ben günahsızım. Kaçma sakın kaçma, sakın sonu yakın. Ağlama ki seslerimiz duyulmasın. Üç harfliler gelsin ve de çıkmasın. Beni öldürme, ben günahsızım.